Ahmet Şimşirgil Ah şeref ve haysiyet! Ramazan-ı Şerif bayramımız mübarek olsun. 11 ay hasretini çektiğimiz Ramazan ayı sessizce geldi ve geçen yıl olduğu gibi bu senede sessizce aramızda bulunup gitti. Heyecanla gerçekleştirdiğimiz çadır iftarları, sokak iftarları, teravihler, neşeli sohbet toplantıları Ramazan dünyamızda bu senede görülmedi. Bayram kutlamaları da aynı mahzunluk içerisinde devam ediyor.'' Ancak İslam dünyasında bu mahzunluğu da unutturacak gelişmeler yaşanıyor. Artık adı terör devletiyle özdeşleşen İsrail, yeni bir kurgu ile Filistinli kardeşlerimize ve duyarlı bütün müminlere Ramazan-ı Şerefi ve bayramı zehir etti. Hadiselerin temeli tamamen İsrail provokasyonuna dayanıyordu. İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılındaki 6 gün savaşının yıl dönümünü Kudüs günü olarak kutlanıyordu. Bu defa Ramazan ayına denk gelen 9-10 Mayıs'ta Kudüs gününde yüzlerce Yahudi ellerinde bayraklarla Müslümanları taciz ediyor ve mukaddes makamlarına girmek için yürüyüş yapıyorlardı. Filistinli Müslümanlarsa Mescid-i Aksa çevresinde barikatlar oluşturarak onların bu faaliyetlerini önlemeye çalışıyordu. Filistinli Müslümanların bu yerinde müdahalesi İsraillileri çıldırtmaya yetmişti. Önce sosyal medyada Filistinlilerin Yahudilere saldırdığını gösteren yalan haberler yaydılar. Böylece karışıklıkların patlak vermesine yol açtılar. Nihayet pazartesi günü Filistinlilerin kendilerine taş atmaları bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya hoyratça girerek camideki Müslümanlara akıl almaz insanlık dışı muamelelerde bulundu. Böylece bir kez daha Filistinli Müslümanlar İsraililerin kan ve gözyaşı felaketine maruz kaldılar. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El Kisvani, Mescid-i Şerif'i basıp ses bombaları atan, namaz kılan Müslümanları tekme tokat döven Yahudilerin saldırısı altında can hıraş bir şekilde İslam dünyasından yardım istiyor ve şöyle sesleniyordu. Nerede şeref ve haysiyetiniz? Ah ah şeref ve haysiyet. Bu sorunun Gerçek cevabı ancak geçen yüz kusur sene içinde ceryan eden hadiselere bakılarak bulunabilir. Zira başka türlü, Siyonist Yahudileri bu derece küstahlaştıran tarihi siyasi gelişmeler asla tam ve doğru biçimde anlaşılamaz. İnkar edilemez gerçek şudur. Filistin ve Kudüs'te bugün yaşanan bütün facialar, 1890'lardan bu yana kurulan sinsi tezgahta ince ince işlenen plan ve projelerin müşahhas neticesidir. Yakıcı gerçeklerin özeti tek cümledir. Müslümanların cenahında gaflet, dalalet ve ihanet zincirinin halkaları çoğaldıkça Siyonistlerin işi büsbütün kolaylaşıyor ve istedikleri her şeyi elde ediyorlar. Bütün dünyanın göz önünde bu kadar zulüm, baskı ve haksızlık fütursuzca ikra edilirken doğru dürüst bir tepkinin bile yükselmemesi bazılarına şaşırtıcı gelebilir ama şaşırtacak bir şey yok.'' Çünkü oyunun kuralları sağlam şekilde kurulmuş. Başından beri her şeyi hesaplı kitaplı yapıyorlar. Gel gelelim bu sinsiliğin farkına varması gerekenler bir türlü gaflet uykusundan uyanamıyor. Gaflet ve ihanet derinleştikçe siyonistler de o derece rahatlıkla at oynatıyorlar. Perişanlığın sırrı Ömer El Kisvani'nin feryadına çok iyi kulak vermek lazım. Zira tarihi bir hakikati bütün çıplaklığıyla aykırıyor. Fakat duyamıyoruz. Göremiyoruz. Bu kadar çarpıcı anlatılan bir mevzuyu idrak edemiyoruz. Neden? İşte konuşmasındaki can alıcı iki hükümden birincisi. Kisfani, 9 milyon İsrailli karşısında 1,5 milyarlık İslam aleminin düştüğü perişanlığın sırrını şöyle gösteriyor. Bu sorunun gerçek cevabı, geçen yüz küsür sene içinde cereyan eden hadiseleri doğru okumakta bulunabilir. Evet, yanlış yoldan gitmekle hedefe varılmıyor.'' Hadiseleri doğru okuyabilmek için tarihi doğru okumak gerekiyor. Sahte kahramanları tanımak gerekiyor. İngilizlerin içimize soktuğu din simsarlarını bilmek gerekiyor. Osmanlı'yı yıkmakta İngilizlerle işbirliği yapan, dinde reform bahanesiyle dinimizi bozan Efgani, Abdü ve bunların yardakçılarının peşinden gittikçe İslam'da hakiki birliği sağlamanız mümkün değildir. Bakınız, bizim ülkemizde dahil bütün İslam ülkesi denilen yerlerde bunların fikirleri parlak nutuklarla, yaldızlı övgülerle gençlere anlatılmaktadır. Peki, yüzyıldır verilen bu dini eğitime rağmen neden bir birlik sağlanamamakta ve hatta husumetler derinleşmektedir? Nasıl oluyor bu düşündünüz mü? İlahiyatlardaki hocalarımız, düşünce ve adamlarımız önce bu sorunun cevabını bulmalıdır. Efkani, Abdü ve bunları öven adamlarla İslam Birliği'ni kurmak ham hayaldir. Zira 622 yıllık Yüce Çınar Osmanlı Devleti'ni İngilizler bunlar eliyle paramparça etti. Bu konuda Mızraklı Hakikat kitabımın mutlaka okunmasını tavsiye ederim. İngilizler 1840 yılında Kudüs'te bir elçilik kurduğunda azılı İslam düşmanı İngiltere Hariciye Nazırı Lord Palmerston, Britanya İmparatorluğunun yüksek çıkarlarını korumak üzere burada bir Avrupalı Yahudi yerleşim kolonisi kurma fikrini ortaya atmıştı. Adım adım bu planları tatbik ettiler. Evet, Arzı Mehut bir İsrail hedefidir. Fakat onun bu yoldaki en büyük destekçisi de İngilizlerdir. 2016 yılı 15 Temmuz'undaki işgal girişimi başarılı olsa İsrail orduları şu anda Fırat'a ulaşmış bulunacaklardı. Türk milleti belki bilerek, belki farkına varmadan bunu önledi. Sonrasında Kuzey Suriye'den bir koridor açmanın planlarını yaptılar. Türk ordusu Barış Pınarı, Zeytin ve Fırat Kalkanı Harekatları ile bu teşebbüsü de akamete uğrattı. Bu ihanet tövbeyle yıkanmaz. Şimdi ise Gazze'den başlayacak yeni bir hat devreye sokuluyor. Bu yolun mayınları 10 yıldır temizleniyor. Golan, Suveyda, Tenef değeri zor yoluyla Haseke'ye çıkmak. Bu hattaki ehli sünnet Araplar mecburi göçe hem de imha edilerek zorlanıyor. Ermeni tecirinden soykırım çıkarmak için tarihi gerçekleri paramparça edenler 10 yıldır bu bölgede sürdürülen soykırıma gözlerini kapatmış vaziyetteler. Avrupa, ABD ve Rusya bu noktada İsrail'e sınırsız desteklerini sunmaktalar. Yakın bir gelecekte bu bölge korkunç bir ateşin içerisine düşebilir. İsrail'in son 100 yıldır olağanüstü çalışmalar yaptığı bu projesinin en büyük manisi Türkiye'dir. İsrail'in başarısı ise Türkiye'nin mahvolması manasına gelmektedir. Bu itibarla Türkiye, 2016 yılından beri tarihi kodlarına dönerek gerçekleştirdiği hamlelerle İsrail'in büyük projesini baltalamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan işte bunun için tam hedeftedir. Sultan II. Abdülhamit Han, Siyonistlerin Filistin'e yerleşmesinde birinci engeldi. Maalesef içeriden yıkarak işini bitirdiler ve ilk hedeflerine vardılar. Yüzyıl sonra bu defa Arzı Mevud'un önünde Erdoğan var. Dışarıda dev gibi adımlar atılarak başarılar elde edilirken içeride Sayın Erdoğan karşıtlığı alabildiğince hız kazandırılmaktadır. Bu dönemde mevki, makam, para, şan, şöhret peşinde koşarak birliği, bütünlüğü bozacak, hareketlere girişenlerin alınlarına tarih, yarınlarda ihanetin baş mimarları damgasını vuracaktır. İşte bu noktada Ömer el-Kisvani'nin ikinci hükmüne kulak verelim. Şöyle ki, Müslümanların cenahında gaflet, dalalet ve ihanet zincirinin halkaları çoğaldıkça, Siyonistlerin işi büsbütün kolaylaşıyor ve istedikleri her şeyi elde ediyorlar. Öyleyse attığımız adımların kimin işini kolaylaştırdığına ve kime hizmet ettiğimize dikkat edelim. Bilelim ki bu gafletin, bu dalaletin ve bu ihanetin pişmanlığı dünyada asla tövbeyle geçmez. Tefekkür Rabet eder mi aşık olanlar bu haneye? Sayd olma dama ey gönül aldanma